Tekrar merhabalar. Şu anda Cape Town'un en güzel botanik bahçesi olan Kişlimbok önündeyim. Birazdan buradaki yolculuğumuz başlayacak. Kişlimbok dünyadaki bütün botanik bahçelerinin içerisinde hatırı sayılır bir öneme sahip. Çünkü ufak bir bahçe fakat içindeki bitki çeşitliliği inanılmaz fazla. Birazdan içeri giriyorum. Benimle kalın. Biletinizi girişte alıyorsunuz ve içerideki yapacağınız yolculuğunuz buradan başlıyor. Kapıdan girdikten sonra bu alanda ufak hediyelik eşya dükkanları mevcut. Aynı zamanda bir sergi salonu. Bu arada parkı dışarıdan yemek getirebilirsiniz, içkinizi getirebilirsiniz, piknik sepetinizi getirebilirsiniz, hiçbir problem yok. Arzu ettiğiniz gibi arkadaşlarınızla, sevgilinizle, çocuğunuzla, iş arkadaşlarınızla dilediğiniz zaman girip içeride istediğiniz yere piknik örtünüzü koyup park kapanana kadar burada parkın tadını çıkartabilirsiniz veya restoranlar, kafeler var. Orada vakit geçirebilirsiniz. Park çok ufak değil, çok büyük değil. Dediğim gibi botanik bahçeler içerisindeki yeri ufak diye belirtiliyor. Fakat bitki çeşitliliği inanılmaz. Kişlimbok aynı zamanda Masa Dağı'nın da tam arkasında yer alıyor. Yani tabii neye göre arkasında yer alıyor işte. Cape Town'un limanlarına göre arkasında yer alıyor. Farklı yönlerine gidebilirsiniz. Ben de parkı mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyorum açıkçası. Bugün rüzgarlı bir gün fakat güneş tam tepede. Bulut neredeyse yok ama dediğim gibi çok rüzgar var. Burası ağaçlıklı bir yol. Bu yolun yukarısında tree canopy denen, yani ağaçların etrafından köprüler vasıtasıyla biraz da yüksekten yürüyüp dolaştığınız bir kısmı var. Şimdi o tarafa doğru tırmanıyoruz. Birazdan oradaki turumuza başlayacağız. Her ağaç numaralandırılmış durumda. Bu öbek öbek toplaşmış bütün bitkiler de özel peyzaj mimarları tarafından çalışılıp buraya ekleniyor. Sulamaları özel, bakımları farklı. Her birinin üzüm önünde de bir metal plakayla sınıflandırılmış hallerini görebilirsiniz. Meraklısı için ansiklopedik bir bilgi. Ağaçlar arasındaki tura başlamadan önce bu Protea bahçesine girin. Protea Cape Town'un simgesi bir çiçek aslında. Yerellerin bildiği, her yerde yetişmeyen ve çok sevdikleri, çünkü burayı simgeleyen, burayla bütünleşen bir çiçek. Farklı türleri var, meraklıları var. Buradaki dükkandan alıp siz de evde yetiştirebilirsiniz. Tabii çok zor çıkmasın.
çok şanslı. Zaten olan şu, aslına bakarsanız burası çok büyük bir orman ve ormanın ortasına kurulmuş bir şehir. Süper bir yer. Onu meyve mi diyorsun? Evet. O meyvesi bu. Merhaba. Gelize. Bence parkın en güzel yerlerinden birine gidiyoruz. Bu daha önce size bahsettim ama büyük bir alan. Çok güzel bir yapay göl var etrafında. Bak, vahşi tavuklar ve ördekler bulunuyor. Beraber burayı tadını çıkartmayalım. Bu kısımda aynı zamanda bir ortadan dere geçiyor. Bu dere aslında parkı da baştan başa kat ediyor. Fakat kaynağı çok ufak. Dolayısıyla bir yerde suyu da toplamışlar. Eskiden, yani bundan 80, 90, 100 sene önce bu park daha yapılmadan burası bir ormanlık alanken bu derelerin içlerinde su samurları bulunuyormuş. Şu anda hala var fakat görmek, bulmak çok zor. Çünkü bunların da nesli tükenmiş buradaki yapılaşma oldukça. Dediğim dere bu. Gördüğünüz gibi aslında çok ufak. Buradan da çok ufak bir gölete suyunu boşaltıyor. Şanslıysanız bu akarsuda, bu ufacık dere yatağında ördek ve yavruları belgesel tadında devam. Küştümboht'tan bu kadar. Cape Town'u tanımaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.